Bebek öldü. Beyaz'a nasıl söylerim? Nasıl öldü derim anne? Sana sözümde duramadım anne. Affet beni ne olur. Bakamadım kardeşime. Bakamadım. Kızma bana ne olur. Gücenme bana. Ne yapacağımı bilmiyordum ki anne. Sen niye öldün ki anne? Canım anne benim. Zafer sen çık istersen. Hava çok güzel. Zorlu günler bizi bekliyor biliyorsun. Ben de korulukta bir çay içeceğim. Afiyet olsun komutanım. İyi geceler. Zor ama iyi günler, güzel günler bizi bekliyor. O belgeyi elime bir geçireceğim. Ondan sonra en tepeye. En tepeye. Anlaşılan senin de benim de değer verdiğimiz kadar değilmiş. Öyle gözü dışarıda olan cilvelindim beni. Bir hatunmuş. Al! Vurmayanı vururlar bak! Geberdin işte! Sineği de böyle öldürdü. Onu da böyle vurdu! Hadi bebek ne olur uyan. Hadi ne olur nefes al, ne olur aç gözlerini. Ben anneme ne derim bebek? Ben annemi karşısına nasıl çıkarım bebek? Hadi ne olur uyan, ne olur. Ben babamın karşısına nasıl çıkarım ya? Hadi ne olur uyan kardeşim, ne olur. Abi yapma, korkuyorum. Bebek öldü. Biliyordum işte, biliyordum. Hafızanı kaybettiğine hiç inanmadım zaten. Ama herkes yedi. Yesinler. Benden yana rahat ol. Seni ele verecek değilim. Neden? Birincisi kılıcın çalmak istediği şu belge. Ele geçirip şiteme girmeyi planlıyor demiştin değil mi? Evet, kulaklarını duydum. Planı bu. Buna mani olmak lazım. O herifi hiç sevmedim. Tehlikeli biri. Üstelik sana ve ailene yaptıkları affedilir şey değil. Bak, intikam hırsını anlıyorum. İçinde bunun ateşi yanıyor. Ve başa çıkılır şey değildir, bilirim. O yüzden çok iyi anlıyorum seni.
Peki bunu yapmama izin verecek mi? Ailemin intikamını alana kadar sırrımı saklayacak mı? Yapamadım anne. Bakamadım bebeğine. Affet beni ne olur anne. Ne olur affet anne. Ağlama abi. Bebek annemizin yanına gitti. Cennete gitti. Niye her şey üstüme geliyor Beyaz? Babamız niye öldü? Peki annemiz? Annemizin suçu neydi? Ya bebek o niye öldü? Abimiz Ferhat abi.
olacak. Ama önce kalacak bir yer bulmamız lazım. Burada bir gece daha kalamayız. Bırakmayacağız kardeşim. Bir gün mutlaka geri döneceğiz. Ferhat abimi de bulacağız. Hep beraber geri döneceğiz buraya. Hem de ellerimize çiçeklerle döneceğiz. Kardeşimin mezarını bahçe gibi yapacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi gidip abimi bulalım. Sen generalin odasına gideceksin. O sırada ben de cephaneliğe gideceğim, tam buraya. Ve orada öyle bir patlama olacak ki herkes akın edecek. Sen hariç, sen generalin odasına gideceksin. Anlaşıldı. Komutanım. Belgenin orada olduğundan emin miyiz? Zafer, beni sorgulamayı bırak da sana ne diyorsam onu yap. Generalin odasına gideceksin. O belgeyi arayıp bulacaksın ve bana getireceksin. Anlaşıldı mı? Emredersin sonunda. Güzel. O belgeyi bulup getireceğim. Güzel. O halde şimdi işimize bakalım hadi. Thank you.
tıklat. Take off the flames. Don't let flames reach the explosive. Situation is getting worse, sir. Damn, give an alarm. Okay. Bayağı değerliler. Sizin işiniz bu. Şu yolu soy elbet bir an yola çıkar. Ama çok yoruldum. Hem susadım. Bir tane araba geliyor. Kaçalım mı? Yok. Bu asker arabası değil bu. Siz... Ne yapıyorsunuz bu yolda çocuklar? Şey, Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'ya mı? Yürüyerek he mi? Dur, dur. Ben seni hatırladım ufaklık. Annenle birlikte benim kuyumcu dükkanına geldiydiniz. Alyans bozdurmak için. Sen de beni hatırladın değil mi? Hatırladım. Annen, küçük kardeşin nerede? Onlarsız mı gideceksiniz Ankara'ya? Explosives. Quickly. Come on, soldiers. Go to the front. Run. Run. Hurry up. Hurry up. Move quickly. Run. Bacım bak, o otelde ölenlerin olduğunu biliyordum ama aralarında annenizin olduğunu bilmiyordum. Çok üzüldüm, çok. Helal süt emmiş, iyi bir kadına benziyordu. Mekanı cennet olsun. Kıpırdama. Senin burada. Senin ne işin var?
Burası generalin odası. Gebertirim lan seni. Bir şey bulabildiniz mi? Kısa devre mi yapmış? Sanmıyorum efendim. Benzin kokusu var burada. Benzin mi? Yani sabotaj. Öyle görünüyor efendim. En ufak bir yamuğunda beynini dağıtırım. Ona göre. Yürü. Aç. Aç. Hadi be. Eskiden bir şey mi var acaba? Burada. Adem, konuş. Kim bu adam? Ne işi var bu binada? Şehre inmek için odanıza izin istemeye gelmiştim. Türk subayı da yangınla ilgili bilgi almak için odanıza geliyormuş. Koridorda karşılaştık. Odanızda olmadığınızı söyledim, geri döndük. Kim gönderdi sizi buraya? Kılıç Yarbay'ım gönderdi komutanım. Yardım için emirlerinizi beklediğimizi söylemeye gelmiştim. Bu delikanlı odanızda olmadığınızı söyledi. Sizi iyi gördüğüme sevindim komutanım. Emirlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Yardıma gerek kalmadı. Yangın kontrol altında. Kılıç Yarbay'a selam ve teşekkürlerimi iletebilirsiniz. Emredersiniz. Sen de şehre inebilirsin delikanlı. Umarım kaybolmaz. Teşekkür ederim. Ben arkadaşla ilgilenirim. Sen istersen benimle gel. Gideceğin yere bırak. Allah kimseyi aç açıkta bırakmaz. Siz bize bakmayın çocuklar. Çekinmeyin, yiyin. Ne istiyorsanız onu yiyin. Hadi. İyice doyurun karnınızı. Haydi, haydi. Siz de önünüze bakın çocuklar, yemeğinizi yiyin. Anlat lan. Niye peşimizdesin? Konuş! Peşinizde falan değilim. Ben sadece yardım etmek istedim.
Niye? Belge. O belgenin peşinde olduğumuzu biliyorum. I believe Kılıç was under this. I'm pretty sure, but it's not easy to prove it. We have to find something. He sent his helper to help us. He is teasing with us. He is here for a reason. We will find out. Most definitely. Yes, sir. Generalle yaveri konuşurken duydum. General sizin bir belgenin peşinde olduğunuzu söyledi. Nerede duydun? Nasıl duydun? Çamaşırhaneden ütülenmiş elbiselerini alıp evine götürmemi söyledi. Yaveri ile birlikteydi. Elbiselerini dolabına yerleştirmemi istedi. Ben elbiseleri yerleştirirken General Yaveri ile masanın üstündeki bir dosyaya bakıyordu. O dosyanın çok önemli olduğunu, Türklerin dosyayı Amerika'ya gönderilmeden ele geçirmek isteyeceklerini, sizin de bu amaçla karargaha gönderilmiş olduğunuzu söyledi. Sizin dosyayı komutanlık odasında arayacağınızı söyledi. Odaya başka bir önemsiz dosya koyacaklarını, asıl belgeyi de evindeki masanın çekmecesinde tutacağını, sizi şaşırtıp ters köşe yatırarak yakalamayı düşündüğünü söyledi. Yakalandığınızda sizi casusluk suçlamasıyla karargâhtan attırabilecekmiş. Bütün bunları nasıl anladın sen? Lan sen İngilizce biliyor musun? Bilmiyorum. Ulan İngilizce bilmiyorsan nasıl anladın on kurabiyesi? İngilizceyi nereden bildiğimi bilmiyorum. Ben geçmişimi hatırlamıyorum ki. Ama yarım yamalak da olsa bir şekilde anladım işte. Elindeki dosyayı gösterip ikide bir kılıç diyordu. Anladım işte. Sen bize niye yardım etmek istiyorsun? Çıkarın mı? Çıkarım falan yok. Ben sadece yardım etmek istedim. Niye? Çünkü ben Türk'üm. Geçmişimi hatırlamıyorum. Adımı bile hatırlamıyorum. Ama Türk olduğumu biliyorum. Siz Türk değil misiniz? Siz olsaydınız yapmaz mıydınız? Bir şekilde inanırım Onkur abiyesi. Generalin odasından o belgeyi bana getireceksin. Ha, getiremedim. Allah'ıma yemin olsun, seni bütün hücrelerine kadar parça parça ederim. Seni ne general, ne de bir başkası kurtarabilir. Söz. Zafer, çöz ellerini. Eve. Ne talihsiz başım varmış benim ya. İşte geldik. Angara garı burası. Al.
Rahmetli anam üzüldü. Bana emanet bıraktıydı. Borcunu ödediğinde olacaktı bu yüzüğü. Hemen ömrü vefa etmedi. Zaten artık benim de böyle bir alacağım yoktur. Allah gani gani rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Al oğlum. Benden yana helal olsun. Ben hala akıllanıyorum komutanım. O uyuz oğlanı bırakmakla iyi mi ettik bilemiyorum. Başka çaremiz yoktu Zafer. Yarın sabaha kadar vaktimiz var. O belgeyi bana bir getiremesin de... ellerimle geberteceğim onu hem de büyük bir zevkle. Bu arada Memişler ne yapıyor? Şu anda yoldalar. İnince arayacak Memiş. Unutturma da daha Haldun'a uğrayacağız biliyorsun. Emredersiniz. Ya ne demek çözemiyoruz Veli? Kim engeller bizi ha kim? Bilmiyorum efendim. Ya bilmiyorsan öğren Veli. Bu malzemeleri alamazsak bu ihale yatar. Bu ihale yatarsa bu firma batar Veli batar. Ne? Ya Haldun aşkım. Ne zaman hizmet çalacaksın artık bu eve ya? Bak inan ellerim parçalandı bulaşık yıkamaktan. İpek. İpek. Abi sus. Tek, Allah aşkına. Bulacağım seni. Öleceğim seni. Bulacağım. Abi sakın beni bırakma olur mu? Nasıl söz Beyaz? Ben seni hiç bırakır mıyım? Babam bıraktı ama annem de bıraktı. Ferhat abim nerede? Onu da bilmiyorum. Bebek de bıraktı. Hepsi gitti abi. Sen gidersen yaşayamam ben ölürüm. Ne bırakması Beyaz? Ben hiç gitmeyeceğim abiciğim. Ağlama sen. Ben hep senin yanında kalacağım. Hiç bırakmayacağım seni. Ferhat abimi de bulacağız. O gelecek buraya. Mutlaka gelecek. Ne zaman? Bilmiyorum. Bekleyeceğiz. Öteki salak trenden atlayıp gebermese çok iyi olacaktı. Kapat telefonu. Bugün en son günü. Mutlaka gelecek. Bekleyelim. Acıktım ben. Tamam. Sen burada bekle. Ben geleceğim hemen. Tamam mı? Cevap vermiyor. Jetonu da değil mi?
Neyse. Biraz oyalanalım bari. Ne yapalım? Yemek falan yiyelim. Sonra tekrar ararız. Abi öyle iyi olur ki benimle karnım acıkmıştı. Seni doyduğunu görmedim ki. Yürü, yürü. Geldin komutan. Telefonun çaldı durdu. Ama ayıp olur diye açıp bakmadım. İstasyona gideceksen sen kestirme yol. Aha bu parkın içinde, tamam mı? Şu kapıdan gir, arka kapıdan çık. Anladım abi, sağ ol. Ayıp ettim birader, vazifemiz. Sağa sola bakma lan. Parkın içinden gir. Burnun dibinde gözükür istasyon. Ne işin var odamda? Buraya nasıl girdin? Giremeyeceğimiz hiçbir yer yok komutan. Bütün kapılar bize açık. Ne demek şimdi bu? Siz kimsiniz ulan? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Biz mi? Senin olmak istediğin şeyiz. Ne diyorsun lan sen? Zafer. Yankileri toplayacaksın buraya oğlum. Sok şunu cebine. Komutan haklı. Maraza çıkarma asker. Yoksa çalmak istediğiniz belge işi de, girmeye çalıştığınız şu gizli teşkilat işi de suya düşer. Sen nereden biliyorsun lan bunları? Yoksa... Evet. Bil ama sakın söyleme komutan. Duy ve unut. O teşkilattan ben. Jitemciyim ve her şeyi biliyorum. Abi öyle dimdirek yürü. Karşına çıkar. Eyvallah. Bir tane de bilet alaydın ha. Ben piyangoyu birazdan kazanacağım. Kazanırsın ha. Belki. Şş, küçük kız. Ne yapıyorsun sen burada bakayım? He? He? Ben. Evden kaçmıştı eşek sıfası abisiyle beraber. Sizi alıp eve götüreceğiz. Yoksa ne isteyeceğiz parmak kadar çocuktan ya? Allah Allah. Gel buraya. Eşek sıfası. Yakala şunu. Yakala. Ağzını kapat. Ağzını. Taksi. Taksi. Sus!
ufak bir kız kardeşim vardı, gördünüz mü? Böyle sakallı bir amcanız var ya siz. O aldı götürdü. Evden kaçmışsınız siz. Ne? Bizim amcamız yok ki. Nasıl yani? Beyaz. Beyaz. Ne oluyor be? Ayaz? Canan. Canan, Beyaz'ı kaçırdılar. Ne? Nereye? Ne oluyor ya? Bizim yeğen evden kaçmış, zor yakaladık. Biraz da tırnak biliyor musun? Ha, şu mesele. Vay anasını ya. Evet, o mesele. Bir taksiye bindiler. Develenen bir kız çocuğu vardı. Ama o taksi yabancı. Bizim durağın arabası değildi. Ne yapacağız Canan? Ne yapacağım şimdi ben? Gel benimle polise gidelim. Hayır, polis olmaz. Niye? Başka ne yapacağız? Ya o adamlar çok tehlikeli. Polis de onların adamıdır, bilmiyorsun sen. Ya Ayaz, dur bir. Beyaz'ı arayan adamlar seni de aramıyor mu? Evet, asıl benim peşimde onlar. Tamam işte, senin için bir daha gelecekler zaten. Bekleyeceğiz artık, başka çaremiz yok. Şurada oturalım.